Yani o adam hala buralarda bir yerde. Diğer polis arkadaşlarım olursa üst katlarda arıyorlar. O yüzden üzgünüm ama kısa bir süreliğine üst katlara çıkamazsınız. Tamam garanga. Şimdi oraya gitmek için polis kıyafeti mi giyeceğiz? Hakemi kıyafeti giyeceğiz diyecektim. Kademe Hakemi kıyafeti kıyafeti orada ama. içeride kaldı. Haklısın. Bakayım. Üst katlı bir hakemi vurursan haber verirsin. Tamam verin. Tamam. Çok beklersin. Şunu bardağı alacağız. O bardak ağırım bir gal. Güzelmiş kardeş. Şimdi tekrar üstümüzü değiştireceğiz. Yakın abi. Bardağı koyup adamdan kimliği almak için. Evet haklısın. Onlardan biri polis. Üstüne kahve döktüğüm polis. Diğeri de şu iş kıyafetleri satan herif. O polis geçen gün buradaydı. Öyle bir oturdu ki acık hava olması kadar. 45 dakika kaldı. Bir dakika oturduktan sonra. Bana tuhaf tuhaf baktı. Sanki ben osurmuşum gibi. Sanki o zaman ben osurmuştum. Kim osurmuşsa osurmuş işte. Her neyse artık kimliği verirsin. Tabii ama önce seni tebrik edeyim. Çok güzel düşünmüşsün. 70 yıl düşünsem aklıma gelmez. Çok sağ ol. Vay mal. İnsan zeki olunca bir başka oluyor ama sen bilmezsin zeki bir insan olmak ne kadar güzel bir şeydir. Of ya ne kadar da zekiyim. Tabi tabi bir de buna mütevazilik gelince. Yani zaten herkes de beni kıskanıyor ama üzülme. Belki Allah sana zeka vermemiş ama kocaman bir kıç vermiş. O da güzel. Lan kes be yeşişim argın. Al kimliğini yıkıl karşımdan. Bu arada silahı hala getirmedin. İyice sinirlenmeye başlıyorum. Tamam dostum getiririm. Gel. Getirmen senin için iyi olur. Hadi yallah. Hadi yallah. Şimdik kimliği aldık. Polis kıyafetini giyiyoruz. Ve şu yüzünün sahibini öğrenmeye gidiyoruz artık. Al işte polis kimliğim de burada. Artık şu soruşturma işlemlerine başlayalım. Tabii efendim. Aslında ona pek gerek yok. Çünkü benden hiçbir şey çalmadılar. Hatta bir tanesi alarmı ve kendisi baskın. Olayı anlatacak olursam iki kişi geldi. Bir de şişmanın yeri zayıf mı? Bir tanesinin çorabı yırtık mı efendim? Sonra... Bunları kamera çekti değil mi? Tabii ki efendim. Kamera hepsini çekti. İyi o zaman güvenlik kamerasına bir bakmamız gerekiyor. Kameranın tüm kayıtlarını bize vermelisiniz. Merkezde inceleyeceğiz. Tabii veririm efendim. Bu sizin göreviniz. Neyse sadece benden bir yüzük istediler. Çok pahalı bir yüzük. Ama ben o yüzüğü onlar gelmeden biraz önce sattığım için onlara veremedim. Sonra da zaten kaçıp gittiler. Bu arada efendim bir tanesi çok kötü bir şekilde gaz çıkardım. Koku 10 dakika boyunca gitmedi. Bundan şikayetçiyim. Tamam, biz kaseti iyice inceledikten sonra sizden ifadenizi resmi olarak alırız. Ulan kimse de osurumu beğenmiyor. Ulan Yok osuru beğenilir kim mi? beğenir? İyi o zaman efendim. İyi o zaman efendim. Siz bilirsiniz. Daha önce başıma hiç böyle bir olay gelmemiş. Hatta ilk kez bir polise işe bir düşmüş. Kolay gelsin. Sağ ol, sana da kolay gelsin sürücüm. Hüsnücüğüm. Tamam kuzen çok sağ olsun. Artık benim emniyetim geri dönmem gerekiyor. Hadi kendine iyi bak. Benim de zaten işimin başına dönmem gerekiyor. Şu an zaten maddi sıkıntıdayım. Müşteri kaçırmak istemiyorum. Ha, aklıma şimdi geldi. Benim de emniyette ufak bir işim var. Beni de götürsene. Tabii ki lafım olur. Aklına arabaya gider. Hadi arabaya atlayalım. Holy shit, olamaz. O polis bozuntusu karakola gidiyor. Benden önce gitmemesi lazım. Her benden önce giderse polis kıyafetini çaldığımı öğrenir. Kifayetli. Kıfayet mi yazıyordu? Evet. Secret Mutlaka ondan önce polis karakolunda olmalıyım. Taksi tutacak param da olmadığına göre yapacak tek bir şey kalıyor. Koşmak. Forest. Run bitch run. Hızlı. Hızlı abi. Abi. Elim. Hangi abi? Kazı Başarılı sen. çalışmasından dolayı bu yolu kapatmışlar. Yes. Anam elim. Hadi abi, başarırsın, Bismillah. yaparsın. Hadi lan, Abu abu. hadi. Hadi abi. Hadi oğlum. Nerede onlardan önce gel? Tı Bin XP. Vay be, ne yetenek varmış bende. Neyse acele etmeliyim, her an burada olabilirler. Senin burada ne işin var? Niye hiç öyle odayı düzeltiyordum. Sen dışarıda ne yaptın? İyi vakit geçirebildin mi? Sana ne be adam? Hadi çık kapıdan giyineceğim. Gözüme de fazla görünme. Bak şu üstüme hala kurumamış. Merak etme, kurur birazdan. Hadi ne forşurgan seni beceriksiz herif. Nasıl işe aldılar ki seni? Şimdi
Çok dikkatli olmalıyım. Aşağıda duran sarı kafa beni arıyor. Hadi bakalım hayırlısı. Hey baksana, hep buralarda sarı saçlı bir polis var, gördün mü? Yo, görmedim. İyi ki de görmedim. O adam her yerde beni arıyor zaten. O zaman bir şey almam gerekiyordu. Neyse artık sonra uğrayabilirsem alırım. Herhalde işi falan vardır. Seni de bir yerlerden tanıdım bu arada. Artık kira süren oldu. Kıyafetini geri vermeksin. İlk defa kıyafetleri. Kıyafet. Tabii, zaten bununla işim bitmişti. İyi o zaman. Gel benimle beraber benim dükkana gidelim. Orada iade edersin elbiseni. Tam olur babacan. Bir ana önce gidelim buradan. Sarı kafa şimdi görecek beni. Ana. İyi, en azından buraya boşu boşuna gelmemiş oldum. Başkası için gelmiştim ama seni buldum. Kanara işte. Neyse hadi gidelim. Hayırlısı olsun. Abi adam hüzünlendi lan. Vallahi lan. Al kıyafetini. Of kıyafet. Of eridim. İçimin yağları eridi be. Of. Bana çok faydası oldu. Teşekkür efendim. Yine bekleriz. Rica ederim bebek. Şimdi ne yapacağız? Eve gidelim mi? Ha, kaydı aldık doğru. Sekoşça. Tamam kanka, aldım kaseti. Oo çok iyi, alırım bir gün. Benim bilgisayarı takılmış o kazanım. Bakalım kim satın almış izliyor. Bakalım. Bakalım. Aa pardon. Değil. Bakalım bizim izliyor kim satın almış. Olamaz. Yüzüğü bu alamamış, olamaz. Belki de yüzüğü alması gereken son kişi almış. Kanka neden öyle diyorsun ki? Bu adam Alkan Holding'in başkanı. Holding'in başkanı. Adamın o kayalar zinciri var. Çok zengindir ve adam yüzük koleksiyonu yapıyor. Ellerini görsen her parmağından yüzükler vardır. Hepsini birbirinden pahalı yüzüklerdir. Adam bir garip yani. Sen bu adam hakkında bunca bilgiyi nereden biliyorsun ki? Çünkü 3 ay kadar otel kurulunun güvenlik görevlisi olarak çalıştım. O adam sürekli otelde önemli insanları misafir ediyor. Özel geceler düzenliyordu. Oo. Oo, Ben onun evet. misafirlerini filan karşılıyordum. Adamın evini görsen ağzın açık kalır. Çok sıkı güvenlik varmış. Yüzüğü adamın evinden çalmamız imkansız. Kesin yakalanırız. Ancak o yüzüğü iş yerindeyken çalabiliriz. O üçle hiç kolay değil. Yani diyorsun ki işimiz boktan taş çıkarmak kadar zor. Ha evet, öyle bir şey diyorum. Neyse gel konuşmamıza son gün devam edelim. Adam aynı pozisyonda oturdu ya. Aynen. Kanka nasıl çalacağız yüzü o herife? Bir düşünelim. Dın 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 dın. Aslında akılma. Akılma. Ama çok riskli. Ama bu planı uygulamaktan başka çare bizim yok. Ama. Abi bu nasıl? İki tane ama koymuş ya. Buyur. Uf. Kanka o yüzüğü mutlaka almamız gerekiyor. Ne olursa olsun bir şeyler yapmaya hazırım. Altın Ordu'nun her yıl geleneksel olarak iş adamları özel bir gece düzenliyor. Böyle bir gece düzenlemesinin amacı iş adamlarına yakın olmak, onlarla iş yapmaktır. Bu yüzden o Kopbank'ın koruma ordusu bulunmaz. Zaten Kopbank'a girişte çok sıkı bir arama geçirdiği insanlar alınır. Ve öyle her gelenekle almazlar tabii. Nabetinden olması lazım. Yoksa asla içeriye giremezsin. Hayda. Neyse artık bir yolunu bulup o geceye kapılacaksın. Ve o yüzüğü artık ne yapıp en iyi o adamdan çalacaksın. Ama bir zorluk adamın senin yüzüğü çaldığını fark etmemesi lazım. Yoksa anında yüzlerce sene koruma üstüne atlar. Yani anlayacağın işin çok zor. Bir adam bir garip. Yüzük koleksiyonu yapar ve tüm parmaklarına bir yüzük takar. Çalarken de doğru olanı çalmalısın. Kanka bu harbiden de çok riskliymiş. Çok uzun zamandır bu çapta hırsızlık yapmamıştık. Özellikle de böyle sıkı korunan birinden hiç yüzük çalmamıştık. Bunu başarabilir miyim bilmiyorum. Başka çaren yok. Yüzüğü almak istiyorsan bu işi başarmak zorundasın. Bu arada bir de sıkı bilgisi gibi bir unutma. Öyle pazardan almış 2000 yıllık kıyafet giymek olmaz değil mi? Davetli işinde bir türlü çözeceksin artık. Hadi sana kolay gelsin. Vay piç ya. Adam Abi yardım ha et. Adam hakikaten. yardım etmiyor. Oturuyor orada duruyor. Aynı pozisyonda. Hiç hareket etmiyor. Abi adam piç resmen ya. Ne bakıyız şimdi? Abi bir dakika. Abi. Arka plana bakar mısın? Paint'le çizilmiş gibi. Yes, gördüm. Söylemiştim ben. Secret Forest. Abi daha Dostum artık silahı kesin alabilirsin. Mario.